Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Perşembe akşamı Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı kongre toplantısında YPG PKK lideri Kobani ile görüştüğünü ve Kobani'nin kendisine ABD'li bir şirketle petrolün işletilmesi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını bildirdiğini söyledi. Graham, bu bölgedeki herkese yardım etmek için en iyi yol dedi. Pompeo da Amerikan yönetiminin bu yönelimini desteklediğini belirterek Anlaşma beklenenden daha fazla zaman aldı. Biz şu an anlaşmayı uygulama aşamasındayız ifadesini kullandı. Anlaşmanın imzalanması Amerikan Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarının onayını gerektiriyor. Nitekim Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki petrol sektörü ve birçok kuruluş geçen ay yürürlüğe konulan Sezar yasası kapsamında yaptırım listesine alınmıştı. Kobani, Amerikan Delta Crescent Enerji ile anlaşma imzaladıklarını Perşembe günü Graham'a bildirerek bu bilgiyi ABD Başkanı Trump'a iletmesini istedi. Bu hamle ile örgüt Şam ile arasına mesafe koyarak petrolün rejimin kontrolündeki Banyas ve Homus'a transferinde ara bulucu rol üstlenen ve bundan çok ciddi miktarda para kazanan savaş ağları ile bağını kesmeye katkı sağlayacak bir hamle olarak gözüküyor. Edinilen bilgilere göre YPG PKK ile Amerikan Delta Crescent Energy arasında imzalanan anlaşmada Fırat'ın doğusunda iki mobil petrol rafinerisi kurulması öngörülüyor. Bu bölgedeki petrol üretimi günlük yaklaşık 20 bin varil. Suriye'de 2011 yılından önce günlük petrol üretimi 380 bin varilken savaş nedeniyle şu anda günlük 60 bin varil petrol üretilebiliyor. Suriye'de petrolün %90'ı ve doğalgaz rezervlerinin hemen hemen yarısı Amerikan Birleşik Devletleri'nin denetiminde bulunuyor. Bu petrolün bir bölümü yerelde ihtiyaçlar için kullanılırken büyük bölümü ise Esad rejimi denetimindeki alanlara para karşılığı transfer ediliyor, satılıyor. ABD ile YPG PKK arasında yapılan anlaşma tamamen siyasi bir boyut taşıyor. Bir üst boyuta taşınan bu ilişkide Amerika'nın uluslararası koalisyon temsilcisi William Robak'ın Fırat'ın doğusunda ikamet ettiği de unutulmamalı. Suriye'de Esad rejimi müzakerelerde YPG'nin elini güçlendireceği fikrinden hareketle hayli tepkili. Ama burada gene unutulmaması gereken bir mesele var ki Suriye Kürt Ulusal Konseyi yani NKS, Suriye'nin Yarın Hareketi, Süryani Demokratik Birliği kısada ADO ve Ahmet Carba liderliğindeki Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisi oluşumları geçen ayın sonunda Kamışlı'da Barış ve Özgürlük Cephesi'nin kurulduğunu bildirmişti. PYD-YPG'nin NKS ile arasında yani Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile arasında Amerika ve Fransa sponsorluğunda gerçekleşen görüşmelerde Ademî Merkeziyetçi bir plan etrafında Suriye'de Amerika ve Fransa eliyle bir Suriye muhalefeti oluşturulmaya çalışılıyor. Tamamen Türkiye'nin Suriye'deki tezlerine ya da hamlelerine karşı hamle olarak okunacak bu girişimde gelebileceği en riskli seviyeye geldi Ankara açısından.